Gördüğünüz gibi hayatımızda bir değişiklik olmadı. Hocam artık adam Fatih doğum günü geliyor. Oğlum mum getirdim. Derse hadi. Günaydın. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz hocam siz. İyi misiniz? Ha? İyisiniz değil mi? Evet. Ne kadar? Mayıs'ın o sorusu çıktı özellikle. Hocam pusulu yanlış pusula yaptı. Var. Hocam pusulu da güneyi gösteriyor. Güney, güneyi göstermiyor. Manyetik güney. Evet. Bebeğim. Ben desek güneye doğru gittim. Ben coğrafik güneyi düşüneceğim manyetik. Coğrafi evet. Güneyi düşüneceksin. Evet, dersin coğrafya manyetik. Adam pusulayı vermiş güneyi aşağı gösteriyor. Özgürlüğünden yani söylüyorsun onu. Güney gösteriyor. Özgür diyor ki burası coğrafi güney. O yüzden kuzeye gitmeliyim ben. Hocam ben şimdi coğrafya olsa onu da dersin matematik olsaydı ne yapardın? O zaman kosova eksi olmazlar. Tam kuzeydi. Belki de olacak. Niye sordu ya pusula gösterdi bilmem ne. Ya arkadaşım lütfen ya. Güneye gitmek deyince manyetik güneye gitmeyi dünya üzerinde bir tek sen anlıyorsun herhalde. Bir de aslında manyetik güneye tamam. Manyetik güneye götürdüm. Doğru dediğinde tam da işte. Tamam oğlum zaten her türlü yanlış hocam, yapmışsın yok. Yani. Her çevirince doğru da bak. Evet. Evet tamam tamam. Çok teşekkür ederim. Aferin güzel. Evet. Güzel. Tamam. İyi hoş. Çılgın. Mutlu muyuz? İyi miyiz? Çalışmaya devam ediyor muyuz? O zaman madem siz çalışmaya devam etme konusunda sıkıntılar yaşıyorsunuz, hadi gelin beni dinleyin de yeni bir konuya geçelim. Çok yeni değil ama olsun. Yine de yeni. Manyetizma. Yeni konu, yeni şans. Bundan önceki konuları tam olarak öğrenemediyseniz bu konuyu tam olarak öğrenin de arkadaşlarınızla aranızdaki konu, bilgi, sınav puanı, sınav neti, entelektüelite ve bilimum farkı bir miktar kapatın. Nasıl? Duamızı da ettik. Teklifimi kabul edenler, teklifi kabul edenler. Tamam, güzel. Yeter. Ya oğlum, ben seni oyarım. Sonra içine bade koyarım. Seni. G nokta. Benim teklifimi dinlemiyorsun. Vıdı vıdı ediyorsunuz. Ondan sonra, hocam teklifi bir daha duyabilir miyim? Ne? Manisa'nın adı manyetizma. Evet, bilgim var. Bu ciddi mi? Evet. Evet, rivayetlerden bir tanesi budur sevgili arkadaşlar. Şu.
Bu halini hatırlıyorum. Ben İsa yani. Manyetizm. Evet, kes bakalım sesini. Şimdi sevgili arkadaşlar, manyetizma dediğimiz şeyi şu eksende inceleyeceğiz. Biz elektrik akımını inceledik. Elektrik akımında sevgili arkadaşlar, üç temel etkinin olduğunu söyledik. Birinci etki ısı etkisi. Elektrik akımı direnç üzerinden geçerken belirli bir ısı açığa çıkar. Dolayısıyla elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü söz konusudur. Bu elektrik akımının bir temel etkisi. İkinci etki sevgili arkadaşlar, yine elektrik akımının son bölümü olarak konuştuğumuz kimyasal etki. Elektriği biz kimyasal olarak malzemelerin birbirinden ayrılması ya da birleşmesi için kullanabiliyoruz. İkinci etki de bu. Üçüncü etki sevgili arkadaşlar, elektriğin manyetik etkisi. Tamam. Şimdi şöyle bir durum. İnsanlar çok önceki tarihlerde, hani bunun şu sene oldu diye bir kesin tarihi yok. Çok önceki tarihlerde doğada bulunan böyle siyah bazı taş türlerinin birbirini durduk yere çektiğini, ittiğini gözlemlemişler. İşte bu taş türleri daha sonradan incelendiğinde içinde demir, nikel, kobalt ya da bunlardan birkaçı bir şekilde bulunan malzemeler olduğu ortaya çıkmış. Biz daha sonra bu cisimlere doğal mıknatıs demişiz. Tamam. Dolayısıyla mıknatısı artık böyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki içinde demir, nikel, kobalt ya da bunlardan bir şekilde bir alaşım formunun bulunduğu ve doğal olarak birbirine itme çekme kuvveti uygulayabilen malzemelere, cisimlere biz mıknatıs diyoruz. Bu mıknatısların etki gösterebildiği bölge bizim için manyetik alan bölgesi ve bu mıknatısların o itme çekme kuvvetini en güçlü gösterdiği bölgelerde mıknatısların manyetik kutbu olarak ifade ediliyor. Biraz önce söylediğim şeyin o ilk taşların birbirini itip çektiğini gözlemleme olayının bir şeye göre, buna rivayet mi denir yoksa bir söylenti mi, ne olduğunu siz karar verin. Manisa civarında ilk kez karşılaştı. Hatta Manisa'nın adının bu olaydan türediği filan söylenir. O sıralar o bölgeye magnezya gibi bir şey söylüyorlar herhalde. Bu etkilerden sonra işte manyetizma şeklinde bir dönüşüm olduğu rivayet edilir. Tamam. İşte o Manisa'nın adının da buna benzetilerek zaman içinde dönüştüğünü söylerler. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Tamam. Evet, mıknatıs dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, biraz önce söylediğim gibi içinde demir, nikel, kobalt ya da bir şekilde bunların birlikteliğinin bulunduğu ve birbirlerine itme çekme kuvveti. Ama bu itme çekme kuvveti yükün varlığı dolayısıyla değil, yükün ya da atom içerisindeki elektronların hareketleri dolayısıyla oluşan bir manyetik alan sayesinde meydana geldiği düşünülür. Tamam. Hadi bunu şöyle yazalım. Diyelim ki içinde demir, nikel ve kobalt bulunan ve birbirine itme çekme kuvveti uygulayabilen cisimlere mıknatıs mıknatısın etki gösterebildiği bölgeye manyetik alan bölgesi bu etkinin en güçlü
olduğu mıknatıs bölümüne de ya da bölümlerine de mıknatısın kutbu denir. Niye demir, nikel, kobalt olduğunu daha sonraki çalışmalarımızda zaten söyleyeceğiz. İkinci bir tekrar olmuş olacak geçen 11. sınıf üzerine. Dolayısıyla biraz daha kolay bir süreç bekliyor sizi. 11. sınıfta ilk kez gördüğünüzün üzerine tekrar ettiğimizde daha anlaşılır ve daha mantıklı sonuçlar elde edeceksiniz. Şimdi içinde demir, nikel, kobalt bulunan malzemeler. Biz mıknatısı genelde şöyle gösteririz. İşte şöyle bir şey çizip üstüne NS yazdığınızda bir mıknatıs olduğunu söylemiş oluruz. Ha dersin ki ya hocam bir tek böyle çubuk şeklinde mi var mıknatıs? Yok, bir sürü şekli var. Atnalı şeklinde bir mıknatıs var. Yok efendim işte pusula iğnesi bir mıknatıstır. Farklı farklı şekillerde şey yapabilirsin. Şöyle U mıknatıs ya da atnalı mıknatıs. Şöyle. Burası N, burası S gibi. Ya da bir pusula iğnesinin de şöyle bir baklava dilimi gibi bir pusula iğnesi temsil ettiğini varsayın. Şöyle NS çizdiğinizde bir mıknatıs olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mıknatıs için temel mesele sevgili arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi nasıl ve hangisini çizersek çizelim, üzerine bir N bir de S yazmak durumundayız. Mıknatısların sevgili arkadaşlar tek kutbu olmaz. Bir mıknatısın her zaman N ve S kutbu olacaktır. Bunun sebebini daha sonraki şeylerde ifade edeceğiz. Ben şimdiden söyleyeyim. Bunun sebebi manyetik alanla ilgili Gauss yasası. Daha doğrusu bunun açıklaması manyetik alanla ilgili Gauss yasası olacak. Bunu da ufacık bir tekrar edeceğiz, söyleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, iki tane cisim yan yana getirildiğinde birçok soruda göreceksiniz zaten bunu. Mesela şöyle bir şey oldu. Şöyle bir cisimle işte şöyle bir cismi yan yana getirdiler. Tamam? Diyor ki bunlar birbirini çekiyor. Mesela bu K cismi, bu L cismi olsun. Sonra şöyle bir durum oluşturdu. Bu yine K cismi. Şu yine başka bir cisim olsun. Bu da M cismi olsun. Bunlar birbirini itiyor. Dedi. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada şöyle düşünmemiz lazım. Birbirini itebiliyorlarsa bu sevgili kardeşlerimiz ve bunların hani yüklü olup olmadığını incelemiyoruz artık. Yani biri artı yüklü, biri artı yüklü, öbürü eksi yüklü falan diye değil de bunlar nötr olduğunu söylüyorlar bize. Nötr, K, L, M cisimleri şekli gibi yerleştirildiklerinde K ile L birbirini çekiyor, K ile M birbirini itiyor gibi bir cümle kurdu. Şimdi burada emin olarak söyleyeceğiniz şey şu. Bir mıknatıs, mıknatıs olmayan bir cismi eğer hissedilir derecede çekebiliyorsa, yani bahsettiğim çekme kuvvetini bir şekilde gözlemleyebiliyorsam, o zaman bu cisim ya mıknatıstır ya da demir, nikel, kobalt bulunan bir cisimdir içinde. Tamam. Dolayısıyla birbirini çekiyor demek bunların kesin mıknatıs olduğunu söylemek anlamına gelmez. Ama eğer nötr haldeyken birbirini itiyorlar ve bu itme kuvveti gözlemlenebilir bir durumdaysa, yani biz bunu işte serbest bırakıyor, o gidiyor, bu da gidiyor gibi bir şey yapabiliyorsak, aşırı durumlardan bahsetmiyorum. Aşırı güçlü bir mıknatıs başka bir malzemeye de kuvvet uygular tabii ki, ama burada sorulardaki genel ifadeden bahsediyorum. Eğer şöyle bir itme kuvveti varsa, bu ve bu içlerinden bir tanesi mıknatıs olamaz ifadesi artık burada biter. Kesinlikle mıknatıstır deriz. Tamam mı?
O zaman K ile M mıknatıs. K mıknatısı olduğuna göre L'nin mıknatısı olup olmadığını bilmiyorum diye düşünürsün. Bu durumda şöyle söylersin. K ve M mıknatıs. L mıknatıs veya içinde demir, nikel, kobalt bulunduran bir cisim olabilir. Tamam efendim. Ne için? Şunun için mi? Evet. Çünkü hissedilir derecede itme kuvveti ancak iki mıknatıs arasında oluşur. Biz maddelerin manyetik olarak özelliklerini konuşacağız. Bunu konuştuğumuzda göreceksiniz. Mesela bir mıknatısı bir alüminyuma yaklaştırdığınızda bir kuvvet olur. Kesin. Ama bu kuvveti bizim hani bir cismi mekanik olarak hareket ettirmesi, bir ip gerilmesi oluşturması gibi günlük hayatta gözlememiz çok zordu. Çok zayıf bir etkileşimdir o. Tamam. Mesela su gibi bir malzeme, bakır da herhalde şeydi, tam hatırlamıyorum. Mıknatısı buna yaklaştırdığınızda yine bir kuvvet olur. Birinde itme, birinde çekme kuvveti olur. Olmasına olur ama bunu şu şekilde gözlemleme şansımız yok. Çok zayıf etkileşimlerdir. Maddelerin bazıları mıknatıslarla etkileşim kurarlar tabii ki ama zayıf olacak şekilde. Eğer bize itiyor, çekiyor, işte o onu kendinden uzaklaştırıyor, kendine yaklaştırıyor gibi ifadeler kuruyorlarsa biz deriz ki buradaki etkileşim güçlüymüş. Ya da en azından soru bunu anlatmaya çalışıyor. Güçlü bir etkileşimden bahsediyor. Güçlü bir etkileşim ancak demir, nikel, kobalt gibi malzeme türleriyle sağlanabilir. Ya da iki mıknatıs arasında sağlanabilir. Onun için itme kuvveti ve çekme kuvvetinden bahsediyorsak ya birbirlerini itenler, çekenler mıknatıstır ya da içlerinden biri mıknatıs, diğeri demir cisimdir. Birbirini itenler demir nasıl olursa olsun mıknatıs tarafından çekilir. Ya da nikel ya da kobalt nasıl yerleştirirseniz yerleştirin, mıknatısın neresine yakın koyarsanız koyun, hangi açıyla koyarsanız koyun kesinlikle mıknatıs onu çeker. Dolayısıyla bir mıknatısın demiri itmesi gibi bir durum yoktur. Onun için itme kuvveti oluşan cisimler biz deriz ki mıknatıs bunlar. Tamam. Bu durumda K ile M'nin mıknatısı olduğundan emin oluyorum. K ile L'ye baktığımda çekme kuvveti var. Dolayısıyla L'nin mıknatıs olup olmadığına emin değilim diye soruları cevaplarız. Evet. L'ye ne mıknatıs dedik ya da içinde demir, nikel, kobalt var. Evet. Her şeyde demir, nikel, kobalt var ya çekme kuvveti olmuyor. Dur. Demir, nikel, kobalt içinde bunları bulunduran her cisim bir mıknatıs demek değildir. Onun için şey dedim, içinde demir, nikel, kobalt bulunan ve birbirini itme çekme kuvvetiyle etkileyebilen cisimler mıknatıstır. Tabii. Tamam. Yani mesela benim kullandığım tripodun ayağı demirden yapılmış. O bir mıknatıs değil. Ha, teorik olarak bakarsan dünyanın manyetik alanından etkileniyordur ve dolayısıyla zayıf da olsa bir mıknatıstır ama bahsettiğimiz etkiyi görmek çok zordur orada. Ama gerçekten kendisi bir mıknatıs olduğunda bu etkileşimleri gözleyebilirsiniz. Tamam. Anlaştık mı burada? Diyeceğim o ki, şurayı çekiyor mu şey, Hüma? Şuraya kadar mı? Şuraya kadar. Tamam. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyorum aslında. Mesela şu bir mıknatıs olsa, burası N, burası S olsa, şuraya bir tane demir cisim koysam, o zaman oluşan kuvvet çekme kuvvetidir. Manyetik kuvvet. Bir tane mıknatıs, bunun S kutbu demire yakın olsa yine çekme kuvveti olur. Manyetik kuvvet. Mesela bir mıknatıs, diyelim ki şöyle konulmuş. Burası N, burası S kutbu. Demir şuraya konulmuş. Yine çekme kuvveti olur. Demir cisim. Demir cisim şuraya konulmuş. Yine çekme kuvveti olur diye düşünmemiz lazım.
Tamam. Bir demir parçası mıknatısın yanına yaklaştırıldığında mıknatıs onu kesinlikle çeker diyeceksiniz. İki tane mıknatıs mı yaklaştırıldı? İkisi de çeker. Mesela şöyle bir şey yaptılar. Buraya da bir tane mıknatıs koydu. Bu da N, S kutbuna sahip. Bu da çeker. F üssü kuvvetiyle. Ha, hangisi daha güçlü bir mıknatıs? Hangisi daha yakın, uzaklığa bağlı olarak farklı bir kuvvet oluşabilir. Dolayısıyla hangisinin çekme kuvveti daha büyük olursa onun tarafına doğru hareket başlayacaktır. Ama mıknatıs demire yaklaştırıldıysa sevgili kardeşlerim kesinlikle bir çekme kuvveti olur diyeceksiniz. Bunun itme kuvveti bölümü yok. Tamam? Anlaştık mı? Var mı burada aklınızı karıştıran bir şey? Atnalı mıknatıs ya da U mıknatıs. Bu neydi? Ne? Hayır, N kutbu şurası, S kutbu burası. Şöyle. Görüyorsun değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Efendim bebeğim. Hocam, E, Ni veya Jo içermeyen bir bileşik de nasıl özelliği gösterir? Bu kadar güçlü olmaz. Onlar konuşacağız. Manyetik sınıflama bölümünde konuşacağız onları. Evet. F2 SO4 mu oluyor? Manyetik diye bir şey var ya. F2 SO4 oluyor herhalde o. Manyetit diyorlar ona. İşte doğada normal halde tek başına demir halinde bulunmuyor. Bu şekilde bileşik halinde bulunuyor ama içinde demir olduğu için mıknatıslık özelliği gösterir. Demir var zaten. Var işte. Saf demir değil yani. Bizim sorularda bahsettiğimiz tamam şu bilye gibi olanlar saf demir olarak çizilebilir ama doğada direkt olarak saf demir şeklinde bulunmaz zaten. Tamam. Şimdi peki manyetik özellik gösteren bu mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet nasıl düşünülür? Şöyle bir şey sevgili arkadaşlar, hani benzetme olarak göstermeye çalışacağım. Çok önemli. Bununla ilgili direkt işlem yok. Diyelim ki N, bu da S olsun. Fark eden bir şey yok. Aralarındaki mesafeye D kadar derlerse, bizim sevgili arkadaşlar ters kare denklemi ya da ters kare formülü diye ifade ettiğimiz alan kuvvetlerinde kullandığımız denkleme uygun olacak şekilde bir kuvvet uygulanır. Bu ikisinin arasındaki kuvvet F, manyetik diyelim, eşittir manyetik sabit K çarpı M1, M2 bölü aradaki mesafenin karesi olacak şekilde düşünülür. Bu onu F kuvvetiyle çekiyorsa o da onu F kuvvetiyle çeker ve bu kuvvetler birbirinin etki tepki çiftidir sevgili arkadaşlar. Tamam. Buradaki denklemde K dediğimiz şey manyetik sabit. Değeri ne kadar biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz tabii ki. 10^-7. M1 ve M2 denilen şeyler mıknatısların kutup şiddeti D dediğim şey de zaten mesafe olarak ifade edilir. Tamam? Evet. Hocam mesafeyi nereden aldın? Kutup noktalarından, yani tam uçlarından alınır. Ama düzgün olmadığını varsaysan. Nasıl düzgün olmadı? Burada da yine Gauss yasası kullanılır. Yani bir hacim seçilir, onun içinden bakılır.
benim bildiğim kadarıyla, ama hani bizim genel bir ifade olsun diye yazıyorum bunu. Bizim sevgili arkadaşlar, kütle çekim kuvveti bu formda bir kuvvettir. Elektrik kuvveti bu formda bir kuvvettir. Manyetik kuvvet de bu formda bir kuvvettir. Alan kuvvetlerini bu şekilde ifade ederler. Tamam. Şimdi efendim. Çek buradan. Çek buradan. Değil mi? Sonra giderse hazırlan gel. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Dikkat edin. Kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti dediğiniz şey G çarpı kütleler bölü uzaklığın karesi. Değil mi? Coulomb kuvveti ya da elektrik kuvveti dediğim şey bir Coulomb sabiti küçük k çarpı yükler bölü mesafenin karesi. Manyetik kuvvet de bir manyetik sabit kutup şiddetlerinin çarpımı bölü mesafenin karesi. Şimdi baştan bu tarafa doğru geri gelelim. Elektrik alan nasıl hesaplanıyor? Elektrik alan şu şekilde tanımlanıyor ve bu şekilde hesaplanıyor. Elektrik alan bir birimlik hem de pozitif bir kulomluk yüke uygulanacak olan elektriksel kuvvetin şiddetine elektrik alan şiddeti denir. Değil mi? Yani bir birimlik kaynak parçacık. Burada elektriksel kuvvetin kaynağı nedir? Yüktür. Dolayısıyla bir kulomluk yüke, pozitif bir kulomluk yüke uygulanacak olan elektriksel kuvvet niceliği elektrik alanı ifade eder. Tamam? Güzel. Peki alan kavramına buradan geçmiş olduk. Peki dünyanın çekim alanı ne demek? Dünyanın çekim alanı, evet. 1 kilogramlık kütleye uygulanacak olan kütle çekim kuvvetinin şiddeti demek. Hani biz diyoruz ya, dünyanın çekim ivmesi 10'dur. G eşittir 10 deyip geçiyoruz. Aslında ne demeye çalışıyoruz? Buraya 1 kiloluk cisim koyarsak 10 Newton'luk kuvvet uygular dünya ona demeye çalışıyoruz. Tamam? Bu da dünyanın kütle çekim alanıyla ilgili bir ifade ortaya koyar. O zaman manyetik alanı da böyle ifade edebiliriz aslında. Bu durumda iki tane mıknatıs olmak yerine mıknatıslardan bir tanesi olmasın. Ben herhangi bir noktadaki manyetik alan şiddetini hesaplamaya çalışıyorum diyelim. Manyetik alan. O zaman şunu yaparım bakın. Şu bir mıknatıs N kutbu diyelim. Ben şöyle bir noktada manyetik alanı hesaplamaya çalışıyorum. Aradaki mesafenin d kadar olduğunu varsayalım. Bu durumda manyetik alan şiddeti BA eşittir manyetik sabit çarpı mıknatısın kutup şiddeti bölü aradaki mesafenin karesi olacaktır. Yani A noktasında sanki bir birimlik güce sahip, bir birimlik kutup şiddetine sahip bir N kutbu varmış gibi işlem yaparım. İşte o zaman da manyetik alanı hesaplamış olurum. Tamam. O zaman manyetik alan için bir tanıma ulaşmış olduk. Ha, önceden dedik ki mıknatıs var, mıknatısın etrafında etki gösterebildiği bölge manyetik alan bölgesidir diye konuştuk. Biraz genel ve yuvarlak bir ifadeydi. Şimdi biraz daha bilimsel ve hesaplanabilir bir duruma getirmiş oluyoruz. Manyetik alan, bir noktadaki manyetik alan, o noktaya teorik olarak yerleştirilecek bir birimlik N kutbuna uygulanacak manyetik kuvvetin şiddeti, oradaki manyetik alanın şiddeti olarak tanımlanır. Tamam. Bunu lütfen yazalım. Şöyle diyelim. Teorik birim kuzey kutbuna. Kuzey kutbu N kutbu demek. Kutbuna uygulanacak manyetik kuvvet niceliğine manyetik
alan şiddeti denir. Yönü de zaten ne kabul ettiğin için mıknatısın uygulayacağı kuvvetin yönüyle aynı olacaktır diye düşünülür. Tamam. Bir birimlik N kutbu teorik olarak yerleştirilmiş olsun. O bir birimlik N kutbuna uygulanan kuvvet niceliği benim için manyetik alan şiddetidir diye konuşuruz. Diğer alan kuvvetleri ve alan tanımlarını kullandığım zaman böyle bir sonuca ulaşmış oluyorum sevgili kardeşlerim. Tamam. Dünyanın kütle çekim alanı ve elektrik alanı kullandığımda böyle bir sonuca ulaşmış oluyorum. Peki, güzel, hoş. Nasıl? Tabii şu anda ondan başladım ama şurası hani ekstra olarak ne olur ne olmaz aklınızda kalsın, hem tanım bilgisi olsun hem böyle bir şey vardı diye bazı sorularda yorum kolaylığı sağlar diye yazdığım şeyler. Tamam. Şu anda 10. sınıftan başladım. Ayrım yapmadan 10, 11 devam edeceğim. Tamam. Zaten ama şeyi söyleyeceğim. Buraya kadar 10. sınıftı. Bundan sonra 11'e geçiyoruz diye konuşacağız. Şöyle söyleyeyim şimdiden madem konusu açıldı. Elektrik akımının şiddetine bağlı olarak manyetik alan hesabı yapmaya başladığımız yerden itibaren 11. sınıf konusu. Tamam. 10. sınıftaki bölüm ne? Mıknatıs ne demek? Manyetik alan ne demek? Mıknatısın kutupları nasıl bir şey? İşte birbirini itiyor mu, çekiyor mu? İşte dünyanın manyetik alanı nasıl bir şey? Ne tarafa doğru? Nasıl oluşuyor? Bunu konuşacağım. İşte bu dünyanın manyetik alanının etkileri ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Ondan sonra bir de dersiniz ki, akım taşıyan bir tel etrafında manyetik alan oluşturur. Bu telin işte etrafında bir noktada oluşacak manyetik alan akımla doğru orantılı, uzaklıkla ters orantılıdır. Dersiniz biter. Sağ el kuralıyla işlem yapma yok 10. sınıfta. 10. sınıfta der ki manyetik alanın yönünün sağ el kuralıyla şey yaptığını söyle. Sağ el kuralını da göster adama. Ama bununla ilgili işte manyetik alanın yönü şudur, şöyle yapar, böyle yapar gibi bir ifade oluşturma diyor. Tamam. Hocam biz kuzey kutbunu pozitif olarak... Hayır, pozitif negatifle alakalı bir şey değil bu. Ne kutbu ne kutbudur? Şöyle düşünün, şöyle düşünün. Biz elektrik alanda pozitif yüklü cisimden dışarı doğru elektrik alan çizgileri çıkar diye düşünüyoruz ya teorik olarak. Modelleme olarak. Burada da manyetik alan çizgilerinin N'den çıktığını, mıknatısın N'sinden dışarı çıktığını düşünüyoruz. Dolayısıyla onu kullanıyorlar. Mesela tamam. Manyetik negatif çıkamayacak. Yok çıkabilir. S kutbu koyarsın buraya. Tamam S'yi de negatif olacak. Ya pozitif negatif olarak almayın diyorum bunu. Pozitif negatif olarak düşünülmez bu. Tamam mı? Yükün kendisiyle ilgili bir şey değil çünkü. Yükün hareketiyle ilgili bir şeydir bu. Tamam. Anlaştık. Şimdi manyetik alanı böyle ifade ettik ya. Manyetik alanı laf arasında bir şekilde daha söyleyeceğim. Ama bunu çok bir yerde görmeyeceksiniz. Yine ben ne olur ne olmaz diye söylüyorum. Manyetik alan sevgili arkadaşlar şöyle yazılır. Mü çarpı H diye ifade edilir. Buradaki mü manyetik alan geçirgenlik. Şu H de mıknatıslayıcı alan şiddetidir. Yani şu denklemle benzeştirilebilir sevgili arkadaşlar. Benzeştirmeyi yaptığınızda zaten kutup şiddeti ve uzaklığın karesi olan bölüm H ile alakalı bir bölümdür diye bakabilirsiniz. Ama bunu genelde görmeyeceksiniz. Ancak hani bazı sorularda ben birkaç tane görmüştüm. İşte mıknatıslayıcı alan daha güçlü olursa buradaki manyetik alan şöyle olur. Şöyle. Hani karşılaşırsanız belki diye yazmış oldum bunu. Tamam. Burada anlaştık. Şimdi manyetik alanın ne demek olduğunu artık biliyoruz.
en azından bir etkileşim olduğunu. Daha önce söylediğimizi tekrar edebiliriz. Cisimler birbirine kuvvet uygular, tamam eyvallah, ama cisimlerin birbirine kuvvet uygulaması ve şu denklemlerin ifade edilmesi, kütle çekimde G çarpı M1 M2 bölü D kare ifadesi, Coulomb yasasında K çarpı Q1 Q2 bölü D kare ifadesi sonuç ifadeleridir. Yani böyle bir etkileşim var, bu etkileşimin büyüklüğü de şöyle hesaplanır ifadeleridir. Ancak bu ifadelerde sebep eksiktir. Tamam? Kütle çekim kuvveti eksiktir demiyorum. Kütle çekim kuvveti gayet güzel işe yarar. Çalışır. Coulomb kuvveti eksik bir ifadedir demiyorum. Doğru bir ifadedir ve gayet güzel işe yarar. Manyetik kuvvet aynı şekilde doğru bir ifadedir ve işe yarar. Ancak denklemlerde bu kuvvetlerin neden oluştuğu ya da nasıl bir etkileşim kurulduğu söz konusu değil. İşte bu etkileşim kurma olayını farklı farklı şekillerde biz anlatıyoruz. Elektrik ve manyetik alan olayı buradan çıkıyor. Faraday şöyle düşünüyor. Bu iki cisim birbirinin varlığını nasıl hissediyor da birbirine kuvvet uyguluyor sorusundan yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Şimdi sevgili öğrencilerim karşımda, değil mi? Dolayısıyla benim de algılamayı sağlayan duyu organlarım var. Ben onlara doğru dönerek ders anlatıyorum. Duyu organlarım olduğu için sizin orada olduğunuzu görüyorum. Ama bir yüklü cisim öbür yüklü cismin orada olduğunu nereden bilecek de kuvvet uygulayacak? Ya da bir mıknatıs başka bir mıknatısın yakınındaki bir yerde olduğunu nasıl anlıyor da ona kuvvet uyguluyor? Bir mıknatıs bir demiri niye çekiyor? Nereden biliyor orada demir olduğunu da kuvvet uyguluyor? Sorularına cevap verecek bölüm eksiktir denklemlerde. Bunun tamamlanması da alan kavramıyla sağlanır. Der ki Faraday, her yüklü cisim etrafında bir elektrik alan oluşturur. Bu yüklü cisim başka bir yüklü cismin elektrik alanı içerisine girdiğinde o iki elektrik alan birbirleriyle etkileşimi sağlar. Aynı şeyi biz manyetik alan için de söylüyoruz. İki mıknatıs kendileri bireysel olarak manyetik alanlar oluşturur. Bu manyetik alanların etkileşimleri sonucunda kuvvet meydana gelir. İşte kütle çekim kuvveti için farklı farklı şeyler var. Dünya çekim alanı oluşturur. Bu alandan dolayı kuvvet uygular. Einstein'a bakarsan dünya ve büyük kütleli cisimler uzay zaman dokusunda bükülmeler oluşturur. O bükülmelerden dolayı kuvvet uygulanır şeklinde açıklamalar var sevgili arkadaşlar. İkinci ders devam. Siz bulduğunuz için çok. Evet evet o formülü ben buldum. Evet. Mutluyum artayla.